Ajans Bir Saniye şimdi sizleri İngiliz ve Türk ilişkilerinin tarihi boyuttan tartışıldığı bir konferansa götürecek. Konferansın konuysa doyulmaz tarih sohbetiyle İlber Ortaylı. İzliyoruz. Türk ve İngiliz tarihi ilişkileri İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihçi İlber Ortaylı'nın katıldığı konferansta konuşuldu. Birçok seçkin konuğun katıldığı gecenin ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları yaparken konferans öncesi bir de yemek yenildi. Konferans birazdan başlayacak ancak şu anda yanımızda Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Ahmet Bey var. Efendim bugüne dair neler söylemek istersiniz? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten İlber Ortaylı hocamız gibi tarih konusunda derin bilgilere sahip olan bir insanla burada birlikte olmak ve Türk-İngiliz ilişkilerini konuşmak benim için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Türk ve İngiliz ilişkileri çok derin bir tarihe sahip. Bunların bilinmesi açısından çok önemli bir gece. Özellikle bu geceye, bu anlamlı geceye Türk Hava Yolları olarak ana sponsor olmaktan büyük keyif duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bizim için onur verici. Şahsen böyle güzide konuklarımızın arasında olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Bunun yanında muhteşem bir sohbet olacağını da ümit ediyorum. Çünkü konu çok hoş. Özellikle tarihteki Türklerle İngilizlere baktığınız zaman aslında bunu bir de Türk Hava Yolları ile bağdaştırdığınız zaman özellikle Türk Hava olarak zaten 1969 yılından beri İngiltere'ye devamlı uçuşlarımız var. Zaten tarihte Türk-İngiliz dostlukları her ne kadar Osmanlı'nın son dönemindeki negatif yönünü olsa da ben şuna her zaman inanıyorum. Dostluk her zaman kazanmıştır. Ve bugünden itibaren de, bundan önce de, bundan sonra da Türk-İngiliz dostluğu ilelebet devam edecektir. İster istemez bizim düşman olduğumuz dünya oldu. Valla çok iyi bir şey. Şu an tarihimizi İngilizlerle asırlar boyu münasebetlerimizi daha biraz daha iyi anlayacağız. Bir de İlber Ortaylı farkıyla olacak galiba. Biliyorsunuz doyulmaz bir tarih sohbeti vardır kendisine. Çok doğru. Evet. Konu tarih, katılımcı İlber Ortaylı olunca tarihi sohbetin tadı ise bir hayli farklıydı. İki tane Avrupa var. Biri İtalya'dır. Klasik kültürü ve Avrupa'nın bütün klasik kurumlarını yaratan ülkedir. Ve asıl Avrupa burasıdır. Bunu bilmek lazım. Bunu öğrenmek lazım zaten. Maalesef Türk dünyasında İngiltere demek İngiliz filoloji diye birkaç kürsü vardır üniversitelerde. İşte oralarda daha çok klasik İngiliz edebiyatı üzerine bir takım tezler nasıl incelenir konuşmak istemiyorum zaten. Gecenin oluşumunu sağlayanlar Ajans Britanya mikrofonuna konuştu. Londra'da oldukça değerli bir profesörümüzü, bilim adamımızı ağırlamanın bugün mutluluğunu yaşadık. Tarihimizi o kadar güzel anlattı ki Türk-İngiliz ilişkilerini tarih boyunca. Onu dinleyip de tarihçi olmadığımıza üzüldüm. Çok esprili ve çok değerli bilgileriyle Osmanlı İmparatorluğu sırasındaki İngilizlerle olan ilişkilerimizin durumunu günümüze taşıdı. Çok güzel değerlendirmeleri oldu. Ayrıca günümüz tarihine de aydınlatmalarda bulundu. Gecenin ardından konferansa katılanlar İlber Ortaylı'ya sorularını yöneltti. Dördüncü Henry eserinde efendim veya Türk diye mesela bir şey diyor. Yani burası Türk sarayı değil, İngiliz sarayı. Burada ben de Murat değilim, Henry'im diyor. Evet. Burada kardeşleri öldürmeyeceği için övülüyor mesela. Sonra da öldürüyor. Evet. Bir de efendim kral. Yani bunu dördüncü Henry'nin anlamaması normal de ya, Shakespeare'in kiler anlamıyor ya. Yani şu şey, hele bu tarih bilmeyen, ay diyor, kardeşini boğmuş diyor. Kızım dedim, o senin kardeşine benzemez. Padişahın kardeşi bir potansiyel mikroptur. Kendisi tahtı ister istemez falan olmuyor değil. Çarşıda pazarda gayrimemnun, fitne fesat, dedikoducu ulema, Şeyhülislam, yok bilmem onun rakibi, işte o Yeniçeriler. Ayaklanırlar ve içeride oturan zavallı bir şehzadeyi biz bunu istemedik. Sultan Ahmet'i üstelik derler. Ahmet dahi, Sultan Ahmet'i üstelik der.
Onun için o ortadan kaldırılır.